Amerikan borsaları için zor bir aya giriyoruz. Seçimlere 35 gün civarında kalmış durumda ve seçimlere bu kadar az zaman kalmışken Amerikan borsaları tarihte hep düşüş eğiliminde olmuşlar. Ekim ayları özellikle seçim yıllarında hep negatif geçmiş. Tabi geçmiş geleceğin işareti değil istatistikten bahsediyorum sadece. Ve eğer Ekim ayı kötü geçecekse bu hafta en zorlu hafta gibi gözüküyor. Çünkü bu hafta çok fazla veri akışı var ve bu veri akışları Ağustos'un ve Eylül'ün ilk haftalarında sert düşüşler neden olmuştu. Bir de yine hatırlayın Ağustos'taki düşüşün nedeni Japonya'daki karışıklardı. Şu anda da Japonya biraz karışığa benziyor. Şu anda Japonya'nın ana endeksi olan Nikkei %4.5 civarında geride. Çünkü yeni seçilen başbakanın biraz daha para parasal sıkılaştırma taraftarı olduğu söyleniyor. Öte yandan Çin coştu gidiyor. Çin bugün de çok pozitife benziyor biliyorsun saat farkı var orada piyasalar çoktan açılmış durumda. Çin hükümetinin inanılmaz para basmasından dolayı borsalara çok sert hareketler akıyor. 7.24 açık şu anda brokerlar deniyor. Çin'de o kadar çok talep var. İşte bütün bunların çerçevesinde Ekim ilk haftasına giriyoruz ve önemli veri akışları Amerika'da etkileyebilir gibi gözüküyor. Baştan söyleyeyim Ekim hafif negatif tamamlamasına şaşırmam ama çok sert bir düşüş en azından şimdilik beklemiyorum. Çünkü bu kadar para basılmaya başlanmışken dünyada borsanın çok geriye gitmesi çok zor. Amerika'da da biliyorsunuz faizler zaten gevşemiş durumda. Geçen hafta gelen veriler Fransa ve İspanya'da enflasyonun %2'nin altına indiğini gösteriyor. Bu durumda Avrupa bölgesinde de faiz indirimi mümkün gibi gözüküyor. İsviçre faizleri indirdi. Kanada'da ekonomik büyümede duruma var. Tekrar faiz indirimi mümkün. Para bollaşırken borsada çok fazla aşağı gitmez. Düzeltmeler yaparlar ama çok fazla aşağı gitmezler diyeyim. Ve gelin şimdi bu haftanın verilerine bir odaklanalım. Pazartesi günü FED yöneticileri konuşuyor. Önce Michel Baum'un Türk, ama daha önemlisi Jeremy Powell konuşuyorlar. Jeremy Powell FED başkanı ne söyleyeceği önemli. Geçen hafta da bir konuşması vardı ama para piyasaları hiç değinmemişti. Çok da önemli bir şey söyleyeceğini yine tahmin etme ama piyasalar kulak kesilecektir. Salı günü daha önemli bir akışları var. Bir kere ISM PMI geliyor üretim sektörü için. Burada yine %50'nin altında geleceği kesin en son %47.2 gelmişti. 50'nin altı biliyorsunuz ekonomide yavaşlama olduğunu gösteriyor. Mühim olan 50'nin altında gelsin ama şu 47.2'den azıcık da olsa, milim de olsa yukarı doğru kıvrılsın. Bu da mümkün çünkü yerel ISM verilerinde yükselişler vardı. Mesela New York'ta vardı belki o buraya da yansır diye düşünüyoruz. Bunun hafif yukarıya gitmesi iyi olur veya sabit kalması veya çok düşmemesi. Aşırı düşüş resesyon işareti, aşırı yukarı gitmesi FED'i korkutur. Böyle bir denge bekliyoruz. Salı günü Jolt geliyor. Jolt nedir? Yeni açılan işler 7.7 milyondu en son gelen ay. Burada düşüşün devam etmesini beklemek mümkün. Neden? Çünkü hala faizler yüksek. Bir de seçim dönemine girilirken belirsizlikler artıyor. Burada böyle büyük bir yükseliş beklemiyoruz. Zaten bu seviyelerde gelirse hafif bir düşüşle bizim için daha iyi. Sonra yine Federal Reserve'den Lisa Cook konuşuyor. Daha sonra Fed'den Tom Barkin konuşuyor. Atlanta Fed'in başkanı Bostick konuşuyor. Boston Fed'in başkanı Susan Collins konuşuyor. İşte hepsi konuşuyorlar yani. Çarşamba günü ADP özel sektördeki yeni istihdam verileri geliyor. Bu biliyorsunuz bir özel kuruluş. Bordro işleri yapıyor. Kendi verilere dayanarak bunu yapıyor. Geçen ay 99 bin gelmişti. Bayağı düşüktü. Onun yine düşük gelme ihtimali var daha sonra dört tane FED konuşmacısı var o gün. Perşembe günü önemli bir gün çünkü yeni işsizlik başvuruları geliyor ve hizmet piyamayı geliyor. Bizim için hizmet PMI daha önemli çünkü Amerika bir hizmet ülkesi. En son 51.5 gelmişti bir önceki aya göre biraz düşüşle. Umuyorum ki bu seviyeleri korur veya çok hafif düşüşle gelir veya hafif yükselişle olabilir. Yani fazla oynamaması bizim için önemli çünkü FED'in 4-5 Kasım'da tam da seçimden sonra yeni toplantısı var ve orada Elibas indirim istiyoruz biz o yüzden buralar çok da iyi gelmesinler çok da kötü de gelmesinler resesyon korkusundan dolayı benim tahminim 51 ile 52 arası bir yerde gelecekti diye düşünüyorum. Cuma günü ise en önemli verilerin akışı var. Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri geliyor. Non Farm Payroll'da 144 bin bekliyor piyasa. Bir önceki ay 142 bindi. Nedir bu tarım işi, istihdam? Umarım bu seviyelerde gelir. İşsizlik oranı %4.2 olarak bekleniyor. Ben de hem fikrim fazla bir kıpırdama burada beklemiyorum. Maaş artışlarında 0.3 bekleniyor. Bunun da bu serçevede gelmesi benim de kafama yatıyor açıkçası. Yani gelecek verilerde çok acayip sıçramalar aşağı veya yukarı yönde beklemiyorum. O yüzden bu hafta biraz tatsız geçecektir herhalde. Bu kadar çok veri akışı varken kimse çok cesaretle borsa girmeyecektir. Ama verilerde ani bir delirme yoksa işlerin fena gitmeme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Esas oyun Çin, Çin'de ne oluyor bitiyor. Orası kritik. Bu çerçevede küçük bir de size ipucu vermek istiyorum. Çin için hangi ETF'lere yatırım yapılır diye. Ben açıkçası Çin olayında bir yatırımcı olma taraftarı değilim ama trade'de büyük fırsat var. Yani daha kısa vadeli işlemlerde büyük fırsat var gibi gözüküyor. Ve önümüzdeki 3 ay ile 6 ay arasında Çin bu kadar çok para basmaya devam ediyorsa ...bunun hisse senetlerine Çin'in yarayacağı kesin. Ama Çin hisse senetlerinin bir kısmına zaten yatırım yapamıyorsunuz doğrudan. Çin hisseleri seçmek de ayrıca zor bir şey. O yüzden ben Çin borsasında biraz olmak istiyorum diyorsanız ETF'ler daha yararlı. ETF'ler, Exchange Traded Fund'lar, Fon gibi düşünebilirsiniz bunları. Bütün bizim Türkiye'deki borsalar üzerinden bunları almak mümkün. Peki neler var Çin ETF'i olarak? Bir de ona bakalım. Bu amaçla Tip Ranks'e gideceğiz. ETF taramalarında çok patik araçları var. Burada Tools diyorsunuz. toolsa içerisinde ETF screener seçiyorsunuz. Maalesef indirim kuponum yok. Tip renkse size vereceğim. Ben kendim de ücret olarak kullanıyorum. Burada filtre olarak Çin'i seçtim ben. Hisse senetlerine yatırım yapan ETF'leri seçtim. Ve analistler tarafından çok beğenilenlere bakın. Burada farklı opsiyonlar var. Ben 8, 9, 10 alt perform verilenlere baktım. Tick ranks Amerikan Wall Street analistlerinin tiplerini yani ipuçları bize gösteriyor. Onların rankinglerine göre veriliyor bu puanlar. Burada yüksek puanları seçtim ve yukarı doğru potansiyeli de %10 ile %20 arasında olanları seçtim. Bu neye göre bu potansiyel? Wall Street analistlerinin tahminlerine göre ki muhtemelen son gelişme çerçevesinde bunu biraz daha yukarı çekeceklerdir önümüzdeki günlerde. Böyle baktığımızda iki ETF öne çıkıyor. Birinin kısaltması PCCE, Pol'un Capital China Growth ETF. Bir diğeri de JCHI. JP Morgan Active China ETF. Bunlar en önde olanlar gibi gözüküyor. Burada kriterleri kaldırırsak perform ve Upside'ları bu durumda ETF listesi epey genişliyor. Siz kendiniz de bu aktivite yapabilirsiniz. Ben uzun zamandır bu K-Web'i tutuyorum. Fakat bugün anladım ki K-Web en iyi ETF değil gibi. Şu üstteki ikisi daha iyiye benziyor. Tekrar burayı biraz yükseltelim ve o iki ETF'in detayına bakalım. Upside ta %10 %20 yani %10 %20 arası veya üstü yükseliş bekleyen ve 8 9-10 civarında rate alanlara baktığımızda 2 tane çıkıyor karşımıza. Tekrar hatırlayalım. PCCE ve JCHI. Buna tıkladığınızda bu ETF'lerin detaylarına ulaşabiliyorsunuz. Moderate Buy yani ortalama alım vermişler buna. Burada analizlerini görebiliyorsunuz. Holdingleri yani bu ETF'in içinde hangi hisseler var? Tencent var mesela. IA Group varmış. Higher Smart varmış. Trip.com varmış. BYD varmış. Bütün bunları görmeniz mümkün. Ve analizleri görebiliyorsunuz. თქვენ bu ETF'in performansı hakkında, rasyosu hakkında son dönemlerde ne yaptı? Bakın çok hızlı yükseliyor. Şu anda da sert yükselişte hala. Yılbaşından beri ne yaptı? E, yılbaşından beri de toplamda yükseliş göstermiş gibi. Ve Wall Street analistlerinin bu konudaki değerlendirmelerine böylece ulaşmış oluyorsunuz. Ben tip e ücretli kullanıyorum ama ücretsizde de bunların bir bölümü en azından siz kullanıcılara açık oluyor. Buradan bunlara ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlayalım. Neydi iki en önemli ETF? Belki ismini not almak istersiniz diye söylüyorum. Birisi PCCE, birisi de JCHI. Kendiniz inceleyin lütfen. Yatın tavsiyesi değil. Sadece bir size bakış açısı kazandırmaya çalıştım. Güzel bir hafta olsun inşallah. Ben bugün küçük bir kaçamağa gidiyorum. Biraz sonra uçağa bineceğim. Ama Türkiye'deyim. Yayınlar açabilirim tekrar. Gidişata göre izleyeceğiz piyasalarda ne olduğunu ve acil gelişmeler varsa mutlaka konuşacağız. Sevgiler, saygılar.